Asesoresi vardı. Burası herhalde personel girişi. Burası diğer kısmı. Şöyle. Burada evet. Manzarası efsane. Manada. Harika. Şurası resepsiyon. Şimdi... Şimdi şeye doğru gideceğim. Markete doğru gideceğim. Şöyle anne göstereyim. Gayet güzel bir hostel. Sanki hostel gibi değil. Cidden değil. Çünkü bildiğiniz otel tarzında. Otel konforunda açıkçası bence. Şurada ben az önce gelirken gördüm. Şu bina büyük ihtimalle bir üniversite. Markete gidiyorum, içecek bir şeyler alacağım. Annemin yaptığı poğaçalarla birlikte yemek için. Burada yol kapalı mı? Umarım açıktır. Şu insanlar da buraya doğru geliyor ama yol açık galiba. Buradan sola döneceğim. Burada Pingodos. Bilenler bilir. Pingodos, meşhur Pingodos var. Evet, arabalar. Böyle küçük arabalardan çok var. Citroen C1 gibi. Şu Smart. Smart yazan arabalar. Citroen, Volkswagen. Keza görüyorsunuz. Opel'i çok seviyorlar burada. Onu gördüm. Citroen'i de çok seviyorlar. Burada bir yol var mı? Moskva'ydı. Okunuşu da Moskva'ydı şeklindeymiş. Bu Moskva'ydı. Treni galiba. Evet. Burası tren şeyi ya. Tren yolu. Buradan gidilmiyor. Diğer taraftan gideceğiz. Let's go to the other side. Hello from the other side. Portekiz bayrağı karşıda. Ay. Bugün çok yoruldum. Özellikle sırtım 2-3 çanta birden taşımaktan mahvoldu yani. Ama çantaları attım. Aa, evet evet, Smart dediğim araba bu. 2 kişilik. Aşırı hoşuma gidiyor aslında. Küçücük araba. Kutu gibi resmen. BBO Abordo diyor ya. Arabada bebek varmış. Ben şöyle gideyim bari. Hemen kestirme olsun. Rapido. Rapido hızlı demek değil mi? Şu skuterlardan çok gördüm. Böyle başıboş bırakmışlar gitmişler. Galiba şehir kartıyla falan kullanılıyor onlar. Şehir kartı koyuyorsunuz. Orada bir ücret çekiyor. Ondan sonra işte pedalları devreye giriyor falan. Pedal diyorum. Tekerleri. Yani o tarz bir şey olması lazım. En azından ben öyle biliyorum. Evet. Şöyle bir dolanalım. Bugün açıkçası pek bir şey yapmayacağım. Çok yorgunum. Bir duş alacağım. Biraz yemek yiyeceğim. Bir de video editleyeceğim. Özellikle şey olan kısmını. Şimdi şey düşünüyordum başta, işte Ankara'dan Portekiz'e bir böyle bir yolculuk videosu, ama beklemediğim şekilde video uzun oldu. Video uzun olduğu için onu iki parti şeklinde yapacağım. Ankara'dan İstanbul'a olanı şöyle kısa bir şekilde vereceğim. İkinci kısmı da işte Portekiz'den işte yurduma gidene kadar olan süreci anlatacağım bir video olacak. Bu şekilde. Markete doğru gideyim ben, bir marketi bulayım. Ondan sonra şöyle bir Lizbon sokaklarını gösteririm size. Parmak arası terlikle şöyle rahat rahat geziyoruz. Çok iyi oldu bu. Çok rahat, aşırı rahat. Çok seviyorum o yüzden. Evet.
Lizbon sokaklarını şöyle bir dolaşalım bakalım. Evet arkadaşlar, şurası bir üniversite. Escola Superior de Tecnología de São de Lisboa. Şimdi az önce Portekizlilere şey sordum işte, burada yakınlarda bir market var mı dedim. Ama başta şey sordum, İngilizce biliyorlar mı diye, İngilizce biliyor musunuz dedim. Hayır dedi. Hayır dese bile yani İngilizce olmadan anlaşabilirsiniz mesela. Market demem yeterdi yani. Bir de önceden geldiğim için marketlerin isimlerini falan da biliyorum. İşte Pinbot olsun, Continent olsun, Lidl olsun. Market deyip Pingodos, Lidl, Continent falan dediğim zaman zaten anladılar. Burada da üniversitede bir açılış gibi bir şey var. Biliyorsunuz ki bu Harry Potter romanı. İşte Porto'da Libreria Lelo kütüphanesinde yazılmaya başlamış. Burada da üniversite öğrencileri Harry Potter'daki gibi giyiniyorlar. Abartmıyorum. Aynı Harry Potter'dan çıkmalar gibi. Evet, dille ilgili vermek istediğim anekdot da buydu. Şu marketi bir bulalım ya. Market diye geldik, üniversite çıktı arkadaş. Evet arkadaşlar, marketi buldum. Avenida de o João. Continent. Birazdan alacağım, alırım. Tesadüfen Oriente dediğimiz şöyle istasyon. Yarın aktarma yapacağım istasyona geldim. Sokak bayağı güzel. Dönüşte biraz güzel yerleri gösterdim. Şu arka kısımda şöyle görünebiliyor. Görünüyorsa stat mı? Yoksa Estadio Taluz. Ya buraya gelmiş miydim ben ya? Allah Allah. Ben buraya gelmiştim. Vallahi gelmiştim ben buraya. 3 yıl önce. Şurada hatta fuar vardı. Şu an dejavu yaşıyorum. Çok ilginç bir an. Hemen bir karşıya geçeyim. Allah Allah. Buraya gelmiştim ben ya. Şu stat'tan hatırladım. Ama bu Estadio da Luz değil. Evet. Onu biliyorum. Yani Sporting Lisbon stadı değil. Yani ben onu biliyorum. Evet, birazdan şu, özellikle şu kısımda bir fuara katılmıştık. O fuarın girişini de göstereyim ben size, aynen. Bu arada bu yeşil niye yanmadı hala? Bekliyorum. Parmak arası terlik giymişim. Efsane rahat. Yani bütün yol boyunca yorgun yorgun hepsini aldım. Evet. Evet. Hatırladığım gibi bunlar tam da burada olmuştu. Yani düşünün ya, 3 yıl önce bir yere geliyorsunuz. Bir daha gelir misiniz bilmiyorsunuz. Ama işte hayat sizi tekrar buralara getiriyor. Çok güzel bir şey ya. Pasco del Gama, evet. Buradaydı fuar. Evet. Buraya bir fuara gelmiştik. İçerisi bayağı istasyonundan da benim tavara gitmiştik. Evet, markete içecek alalım diye geldim. Bakın nelerle karşılaştık. Bizim Yozgat'ın halis mulis kokulu kavunu. Evet arkadaşlar, bakıyorsunuz. Kilogramı 1.49 euro diyor. Ya şimdi buralara ihraç etseydik parayı kırmıştık parayı. Bu da aklımızın bir köşesinde kalsın. Evet
Arkadaşlar buradaki marketlerde de bizim Migros'taki gibi kendi kendinize ödediğiniz kasaları yaygınlaştırmaya çalışıyorlar. Bakın onlar kasalarda bir sürü insan sırada bekliyor. Ama ben bunu aldım. Bu 70 cent şöyle bir iced tea. Bozuk para koyacak yer bulamadım. O yüzden yardım istedim. Bozuk parayı kendi kasasından yazdı. Artanı da kendi kasasından verdi. Görüyorsunuz burada yine dediğim gibi Harry Potter'lar geziyor. Potter'lar. Yukarıda bir tane satıcı arkadaş vardı. Hala oradaysa onunla bir video çekeyim. Bayağı sohbet ettik. Parfüm satıyordu. Görürsem sizin için sohbet edeceğim. Jose, my name is Jose. Jose is a friend and he sells perfumes from Vasco da Gama, in front of the Vasco da Gama. And the price is so good. And also he's very friendly. We talk about maybe 15 minutes. Yes, 15 minutes. Yeah, and when I ask something, he just answer the question and be a nice person. And also he's married. Yes, yeah. Married. And he is 20. I just want to celebrate this man because in this age it's so hard to do this, you know? It's very difficult. Yeah. What do you want to say? I want to say it to the people of Turkish. God bless you, my brothers. God bless you. You can say Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun. Allah korusun. It's same God bless you. Ah, okay. Okay. Thank you very much. Nice to meet you. Prazer te conocer. Exatamente. Prazer em te conhecer. Prazer em te conhecer. The Portuguese pronunciation is a little bit different. It's but difficult. Portuguese yeah. Is difficult. I will do this. Muito obrigado, José. Obrigado, eu. Evet arkadaşlar, şöyle biraz evet, az önce sim kartımı aldım. Ettik. Dedim işte 3 yıl önce almıştım. Şartları şuydu, fiyatı şuydu. 8 Euro'dan 10 Euro'ya çıkmış fiyatı. Bir de 4 ayda 3 aya indirmişler ücretsiz kullanma hakkını. Ama ekstradan işte gençlik tarifesi olduğu için ayda 2 kere sinema bileti. Sonra mesela 2,5 Euro ve üstü Uber seyahatlerinde %50 indirim. Sonra mesela Uber Eats'te işte arıyorsunuz ne? Onlar yemeğinizi getiriyor. Tam kullanmadığım için bilmiyorum. Uber Eats'te de aylık bir kere ücretsiz sipariş olan hakkımız varmış. Bunun yanında şartları biraz güzelleştirmişler aslında. İşte eskiden 500 dakika 500 SMS 500 MB internet, ama bu 500 MB internete işte Instagram, bir sürü sosyal medya falan dahil değildi. Şimdi onlara şey de eklemişler. 5 GB'a çıkarmışlar interneti. Ayrıca Netflix olsun, ne bileyim Amazon Prime var mı bilmiyorum da ona ayrıntılı bakarım şimdi şeye gidince, hostele gidince. Bayağı bir şey eklemişler, sosyal medyaların hepsini eklemişler. Bunlar dahil değil. Ama yani size şöyle söyleyeyim. Ben çoğu zaman işte arkadaşlarla buluşuyorduk. YouTube'dan bir sürü şarkı açıyorduk, dinliyorduk falan filan. Sadece YouTube'da gidiyordu internet o ara. Diğerlerinin hepsinde gitmiyordu yani. Ki her zaman da internetimiz açıktı. O halde biz 500 GB'ı bitiremiyorduk. 500 GB diyorum, 500 MB'ı bitiremiyorduk. Şu an daha da iyileştirmişler aslında şartları. 10 euro dedi. Niye böyle falan dedim. Enflasyon diyor.
Enflasyon deme. Ciğerimiz yanıyor, ciğerimiz. Neyse. Ama güzel yani. Sim kartı da aldım. Şey yaptık. Onu da hallettim. Bu Lisbon çok şeyli geçti ya. Ben bu kadar olacağını beklemiyordum. Bir dışarı çıktım. Bir sürü kişiyle sohbet muhabbet ettim. Bu Lisbon'u ayaküstü sohbetler diye bir seri videolara başlayacağım orada. İlk serisi Lisbon olsun. Görüyorsunuz duvarın şeklini. Sanırsam mermerlerle yapmışlar ya onları. Süper kahramanlar. Diğer tarafta da var. Ben gelirken gördüm de. Şurası da okyanus. Ne okyanusu? Atlantik galiba. Atlantik okyanus aynen. Evet. Süper kahramanlar falan. Bakın. Şunlar dediğim gibi. Kartınız oluyor galiba. Onu ondan para çekiyor. Öyle şeye geçiyor. Yani bunlar Türkiye'de olsa bugün şuraya bırakmış mesela arkadaş. Ertesi gün değil. 2 saate falan. Burada bulamaz herhalde yani. Tahminim o şekilde. Spor yapan bir genç arkadaş. Evet, Lisbon'la şimdi akşamüstü şeyi gösteririm. Sim kartın bütün ayrıntılarını gösteririm. Hem de sizin aklınızda da bir şey belirmiş olur. Bu arada hani diyorum ya işte şu uygulamalarda gitmiyor. Bunlar işte 5 GB hakları var diye. Atıyorum. Hani mesela bizde de Lifestyle falan çıkmıştı ya. Onda mesela internet gitmeyen uygulamalarda işte yavaş girer. Ne bileyim sıkıntı çıkarır falan. Bunda öyle bir şey kesinlikle olmuyor. İnanın. Yani kendim denediğim için biliyorum. Eda yine kullanırken de bakarım, söylerim. Öyle sıkıntı pek yaşamıyorum yani. Gayet güzel. Bunların şeyini seviyorum. Tarifelerini. Öyle söyleyeyim. Evet. Hostelde görüşürüz. Biraz da Lisbon sokaklarını gösterdik. Güzel oldu. Şu abla ne diyor? Olanlar aşağı yazsın yorum olarak. Evet arkadaşlar, what the fuck tarifemizin detayları şu şekilde. 5 GB diyor. 5 GB'a Netflix, HBO, YouTube, Twitch, Amazon Prime, Vimeo dahil değil. Yani burada harcadığınız internet gitmiyor. Sonra yine görüyorsunuz Spotify, Apple, WhatsApp, Snapchat, Instagram, Messenger, Facebook. Bunlar da dahil değil. Sinema bileti, 2 sinema bileti her ay ücretsiz. 5000 dakika diyor. Ayrıca bu Asredes neyse işte onlarla ücretsiz diyor. Ayrıca şey Avrupa Birliği'nde işte roaming dediği şey al galiba veri alışverişi o da ücretsiz diyor. Bunda yine burada yazmıyor ama Uber Eats'de her ay bir tane ücretsiz hakkınız varmış. Sonra başka ne vardı? 2,5 euro geçen Uber şeylerinizde, seyahatlerinizde %50 indirim vardı. Bu şekilde 10 euro 3 ayda ücretsiz. Güzel bir tarife bence. Ben çok seviyorum. Portekiz'e gelenlere duyurulur. Üstelik kahvaltısı bu şekilde. Hadi göstereyim ben dışarısında dışarıda masalar var ama kahvaltımın da iyi. Oradan geleceğiz. Evet arkadaşlar,
Ne harika bir kahvaltıyla başladık. Bu kaldığım hostelin üst katı. Şurada kahvaltı yapıyorlar işte. Hosteli aşırı beğendim ya. Ama kahvaltısı efsaneydi. Yani her şey vardı. Bayağı bir işte reçel vardı. Yağ. Sonra ne vardı? Kahvaltılık gevrek, süt, limonata. Limonata diyorum. Portakal suyu. Kahve, süt, yoğurt, işte ekmek falan hepsi vardı yani. Şu şey ne? Onu merak ettim. Ona bakmak istiyorum ya. Tren geçti. Nasıl hemen tren istasyonu yani? Mercado de Moskva diyor. Evet, kahvaltımızı yaptık birazdan. Kolye'ye doğru yol alalım. Yani kahvaltılı olması hostelin gayet hoş. Ben mesela kahvaltıya çok dikkat ediyorum. 5-10 euro fazla veririm kahvaltısı olsun. Çünkü ücretsiz kahvaltılarda açık büfe oluyor. İstediğiniz gibi, istediğiniz kadar alın yiyin. Hiç kimse bir şey demiyor. Kahvaltıyı da güzel başladık. Güne de güzel başladık. Hadi bakalım şu monumenti bir göreyim. Ondan sonra da Kovilya yolculuğu başlasın. Şimdilik hostelden Lisbon'dan görüşürüz. Evet, o monumente geldim. Igreja de Jesus Cristo. Şey herhalde ya. Jesus Cristo'nun anısına yapılan bir şey olması lazım. Church, işte kilise olması lazım. Temple falan diyor. Tapınak galiba. Evet, bakın orada yapım tarihi var. 2019. Yeni. Ha, bu da bunların şeyi gibi. Çamlıca Camii gibi işte. Bayağı da büyük yapmış melekler. Evet, bu şekilde. Neyse, gördük. Buraları da gördük. Bayağı güzel yani yapı. Merak etmiştim. Şu karşısı var ya bu. Bura işte okyanus. Birazdan şu doğrultuda bayağı bir gideceğim. Yaklaşık 1,5 kilometre var mıdır? Vardır. 1,5 kilometre falan gideceğim. Ondan sonra merkez tren istasyonu. Ondan sonra ver elini Kovilya. Yolculuk başlasın. Oradan okula giderim. Bir tane belge imzalatmam lazım. Ondan sonra da sorarım işte. Benim dersler bunlar bunlar. Hocalarım nerede? Nerede hocalarım derim. Gider konuşuruz ya. Evet. Ben gideyim, hazırlanayım. Görüşürüz. Evet, şimdi hostelden çıktık. Yanımda Mahoney var. Say hi. Hi. Mahoney Tayvanlı. Let's go. Mahoney Tayvanlı. Hostelde tanıştık. İngilizce, İspanyolca konuşa gidiyoruz. Şimdi tren istasyonuna gidiyoruz. We're going to train station, right? Yeah. And then o Porto'ya gidecek. Ben de Kovilya'ya doğru gideceğim. Mahoney, yeah. Say görüşürüz. 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 You say in Turkish? Yeah. It means bye. Bye? Yeah. Bye. Bye. See you. Evet, 1,5 daha Kovilya trenimiz var. Şu an istasyondayım. Evet, görüyorsunuz. Yakarsa dünyayı çok uluslu şirketler yakar. Nosh.